Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir konuda beraberiz. Nerede kalmıştık? Sivas Kongresi'nde. Konumuzu Sivas Kongresi'nden alacağız. Amasya görüşmesi. Amasya görüşmesinden sonra temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi. Arkasından Meclis-i Mebusan'ın toplanması. Misak-ı Milli kararları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla tamamlayacağız. 4-11 Eylül 1919. Kurtuluş Savaşı örgütlenme aşamasını genel olarak 19 içinde düşünün. Meclis-i Mebusan'ın toplanışı 12 Ocak 1920'dir. Misak-ı Milli ve TBMM'nin açılışı 20'dir. Onun dışında öncesinde yani Amasya Genelgesi, Amasya Görüşmesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Samsun, Havza hepsi 1919 yılı örgütlenme aşamasının gelişmeleridir. Sivas'ta bir kongre toplanması gerektiğine Amasya Genelgesi'nde karar verilmişti. Ulusal bir kongre denilmişti. Ve Amasya Genelgesi'nde alınan karar gereğince Erzurum Kongresi'nden sonra Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'dir. Kronolojiye dikkat edin. Genelgede alınan karar gereğince ki her ilden 3 delege seçimle belirlenip Sivas'a geleceklerdi. Sivas'ta bir kongre 4 Eylül'de toplanması başarılıyor. Ancak tabii ki bu arada bir sürü problemlerle karşılaşılıyor. Bunlardan bir tanesi İstanbul hükümeti engellemeye çalışacak. Diyarbakır valisi, Ankara valisi, Elazığ valisi Ali Galip olayı buradadır. Ali Galip kongrenin toplanmasını engellemekle görevlendirilecek. Milli mücadele taraftarları bunları bertaraf edecekler. Hatta İngiltere, Fransa kongreyi basmakla, Sivas'ı işgal etmekle tehdit edecek. Buna rağmen kongre toplanacak ama tabii ki katılım daha az olacaktır Erzurum'la kıyaslandığında. 38 delegenin katılımı ile Sivas'ta 4 Eylül tarihinde Sivas Lisesi salonunda toplanan bir kongreden söz ediyoruz. Milli mücadelenin tek ulusal kongresidir. Bir kere işimiz çok kolay. Neden kolay? Çünkü elimizde hazır bir metin var. Hangi metin var? Erzurum Kongresi kararları var. Burada Erzurum Kongresi kararları tekrarlanacak. Çünkü bu ulusal kongre, hatırlayın Erzurum Kongresi bölgeseldi toplanma bazında. Sadece doğudan gelen delegelerle toplanmıştı. Dolayısıyla burada Erzurum Kongresi kararları bir kez daha oylanacak, kabul görecek. Yalnız bir maddesi değiştirilecektir. Erzurum Kongresi der ki temsil heyeti Doğu Anadolu'yu temsil eder. Burada denilecek ki temsil heyeti bütün vatanı temsil eder. Bu da soru köküdür. Neye göstergedir diye. Bir kere temsil heyetinin yetki alanı genişlemiştir. Ve temsil heyeti başkanı olan sayısı da 15'e çıkarılacaktır. Erzurum'da 9 kişiydi. Burada 15 kişi olmuştur. Temsil heyeti başkanı olan Mustafa Kemal'in de yetkisi genişlemiştir bu hüküm değişikliğiyle beraber. Bunun dışında Erzurum'la ilgili 3 gelişmeden söz edeceğiz. Bir tanesi cemiyetler birleştirilmiştir. Cemiyetlerde konuşmuştuk. Anadolu ve Rumeli iki coğrafyayı birleştiriyorum. Müdafaa hukuk cemiyeti adı altında. Böylece tek elden yönetim gerçekleştirilmiş oluyor. Aynı zamanda manda ve himaye burada son kez tartışılıyor ve son kez reddediliyor. Manda ve himaye hiçbir şekilde kabul edilemez diye. Bir de Milli Mücadele'nin ilk gazetesi olan İrade-i Milliye gazetesi burada çıkarılıyor. Daha önce çıkan sorudur. Gazetenin adına dikkat edin. Daha sonra temsil heyeti Ankara'ya geldikten sonra gazetenin adı Hakimiyet-i Milliye olarak değişecek. 1934'ten sonra da Ulus Gazetesi olarak adı dönüşecektir. Ama Kurtuluş Savaşı'nın ilk gazetesi Sivas'ta çıkarılan bir gazetedir. İstanbul hükümetinin basın yoluyla yürüttüğü aleyhte propagandaya cevap vermek adına. Ve yine Sivas'ta Batı cephesi, bütün Batı cephesi birleştirilecek. Batı cephesi Umumi Kuvayi Milliye reisliği adı altında ve başına da Ali Fuat Cebesoy atanacaktır. Bu da önemlidir ve yine soru köküdür aynı zamanda. Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Umumi Kuvayi Milliye reisliğine atayan temsil heyetidir.
temsil heyeti atama yaparak yürütme gücünü kullanmıştır. Yürütme gücü bugün hükümete aittir. Yürütme ne demektir? Çıkartılan kararları hayata geçirmek demektir. Öyleyse temsil heyeti yürütme gücünü kullandığına göre burada bir hükümet gibi hareket etmiştir diye her birinin altını çiziyorum. İlktir ayete sorusu için. Aynı zamanda da her biri soru köküdür. Mesela temsil heyeti atama yaparak hangi gücü kullanmıştır? Yürütme gücünü ya da işte aşağıdakilerden hangisinin karşılığı olarak hareket etmiştir? Hükümet gibi düşünüyorsunuz. Soruları ona göre yanıtlıyorsunuz. Sivas Kongresi Damat Veli Hükümeti'nin engellemeleriyle az sayıda kişiyle toplandığı için hatta kongrede yine başkanlık konusunda tartışmalar yaşanacaktır ki unutmuyorsunuz Erzurum Kongresi'nin de Sivas Kongresi'nde başkanlığını Mustafa Kemal yapmıştır. Ancak sonuçta Damat Ferit Hükümeti kongreyi engellemek için elinden gelen her şeyi yapınca kongreden sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları Damat Ferit Hükümeti ile bütün irtibatı kesecektir. Gelen evraklar yok sayılacak, işte diyalog kurulmayacaktır. Bu da İstanbul'u atıl duruma düşüreceği için Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesine ve yerine yeni bir hükümetin, kimin? Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin kurulmasına, yeni hükümetin, yeni başbakanın göreve başlamasına neden olacaktır ki yine özellikle altını çiziyorum. Bu temsil heyetinin İstanbul Hükümeti üzerindeki ilk siyasi başarısıdır. Yani koskoca hükümet başkanı istifa ediyor, yeni bir hükümet kuruluyor. Ali Rıza Paşa göreve geldikten sonra zaten işte amaç neydi, bu değişiklik nereden kaynaklanmıştı? İrtibatın kesilmesinden. Ali Rıza Paşa yeniden temsil heyetiyle bağ kurmaya çalışacak. Önce mektuplaşmalar, telefonlar, nihayetinde de bu uzaktan uzağa olmayacak. Gelin bir oturup konuşalım noktasına gelecektir. Mustafa Kemal de davet ederseniz biz de icabet ederiz diyecek. Ve Ali Rıza Paşa hükümetinin davetiyle Mustafa Kemal temsil heyeti başkanı sıfatıyla İstanbul'un gönderdiği Bahriye Nazırı olan Salih Paşa ile Amasya'da 20-22 Ekim tarihleri arasında bir görüşme yapacak ki görüşmek yani oturup konuşmak. Genelge ile görüşmeyi hiçbir şekilde karıştırmıyorsunuz. Genelge bir metin hazırlayıp bunu yayınlıyorum. Görüşme demek oturup karşılıklı konuşmak demektir ki bu da milli mücadele içinde ilktir. Bu ne demektir? Bu şu demektir, İstanbul hükümeti temsil heyetini hukuken kabul etti demektir. Ama unutmuyorsunuz TBMM'yi demiyorum, İtilaf Devletleri demiyorum. Bunların her biri ayrı sorudur. Temsil heyetini ve Mustafa Kemal'i İstanbul hükümeti görüşme yaparak ilk kez tanımıştır diyoruz. Ne konuşuluyor? Mustafa Kemal buraya tabii ki hazırlıkla gidiyor. Elinde hazır bir metin var. Hangi metin var? Erzurum ve Sivas Kongresi kararları var. Neden Sivas Kongresi kararları? Mantık yürütüyoruz. Çünkü Sivas'ta bütün ulus adına karar alınmıştı. Yani Mustafa Kemal kendi kişisel fikirleriyle, kişisel görüşleriyle değil, Sivas Kongresi'nde alınan ulusal kararlarla gidiyor ve bunu Salih Paşa'ya kabul ettiriyor. İşte Türklerin hiçbir şekilde düşmana terk edilmeyeceği, Mandavi himayenin kabul edilmeyeceği, Türk yurdunun bağımsızlığı, gayrimüslimlere egemenliğimizi bozacak ayrıcalıkların verilmeyeceği, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve İstanbul Hükümeti tarafından bu oluşumların, cemiyetlerin tanınacağı, İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi kararlarını kabul edeceği ve İstanbul Hükümeti'nin İtilaf Devletleri ile yapacağı barış görüşmelerine temsil kurulunun da uygun gördüğü bir temsilcinin görüş gönderilmesi ki bu da aynı zamanda sevgili gençler soru köküdür yine. İstanbul Hükümeti'nin İtilaf Devletleri ile yapacağı barış görüşmesi. Buradaki kastedilen barış elbette Sevr'dir. Sevr'e diyor temsil heyeti benim de uygun gördüğüm birini göndereceksin ki bu Salih Paşa'nın daha Amasya'dayken reddettiği kararıdır. Neden? Çünkü burada İstanbul Hükümeti'nin üzerinde güce sahip oluyor. İstanbul Hükümeti yok sayılmış oluyor temsil kurulu tarafından. Bunun dışında Meclis-i Mebusan'ın toplanması gerektiği,
seçimlere müdahale edilmeyeceği, İstanbul dışında güvenli bir yerde toplanacağı gibi kararlar Amasya görüşmesinin kararları oluyor. Salih Paşa Mustafa Kemal'le anlaşıyor, bu kararları İstanbul'a kabul ettireceğini, hatta ettiremez de görevinden istifa edeceğini söylüyor ki öyle de bir şey olmuyor. Meclis-i Mebusan'ın toplanması dışında kararları İstanbul kabul etmiyor. Tabii ki Salih Paşa da istifa etmiyor. Ama bizim adımıza önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü bu görüşmenin yapılmış olması, az önce de belirttim, temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından tanınması anlamını taşıyor. Sevgili gençler, öyküyü yakalarsanız, kronolojik bağı da kurarsınız. Bakın hemen hatırlıyorum. Amasya Genelgesi'nde Sivas Kongresi'ni planladık. Araya Erzurum'u sıkıştırdık. Sivas'ı engel olmaya çalıştılar diye hükümet değişikliği yaşandı. Yeni gelen hükümet, yani Ali Rıza Paşa hükümeti, temsil heyetiyle konuşmak istedi. Bu da Amasya görüşmesine yol açtı. Şimdi Amasya görüşmesinde alınan kararlardan bir tanesi hayata geçirilecek. Yani Mebuslar Meclisi'nin toplanması sağlanacak. Ancak araya bir konu daha sıkıştırıyoruz. Bu arada temsil heyeti de kendisine bir mekan buluyor. Nereyi buluyor? Artık işte bir gün Amasya'da, bir gün Sivas'ta, bir gün Erzurum'da olmaz diyor. Kendime bir çalışma mekanı yaratayım diyor. Ve 27 Aralık 1919'da, Aralık soğuk bir Ankara sabahında temsil heyeti Mustafa Kemal Başkanlığı'nda Ankara'ya ulaşıyor. Klasik sorudur, niye Ankara? Çünkü şöyle coğrafya olarak baktığımızda bir kere Anadolu'nun ortasında, konum itibariyle uygun bir yerde. Şimdi İstanbul'da Meclis-i Mebusan toplanacak ve onun çalışmaları için İstanbul'a yakın bir coğrafyaya ihtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılıyor. Haberleşme ve ulaşım açısından demir yolları buradan geçiyor. Elverişli. Batı cephesi, ki Kurtuluş Savaşı'nın en çetin savaşlarının yaşandığı cephedir, buraya yakın ve çok önemlidir. Temel nedendir. Bunların hiçbiri bunun yanında önem arz etmiyor. İşgal edilmemiş bir coğrafya, güvenli bir coğrafya. Bütün özelliklerine rağmen işgal edilmiş olsa, güvenli olmasa elbette toplanamaz Ankara'da temsil heyeti. O nedenle güvenli olması, işgal edilmemiş olması, Ankara halkının daveti gibi gerekçeler ve konum itibariyle de uygun olması temsil heyetinin Ankara'yı merkez seçmesine neden oluyor. Ve eski bir İttihat Terakki binasıdır. Ulus'ta heykelin hemen altında. Çatısı bitmemiş, işte yarım yamalak bir yapıdır. Orayı daha sonra meclis olarak kullanacaklar. Ankara'ya gelen temsil heyeti buradan çalışmalarına başlıyor. Bundan sonraki gelişme ne? Bundan sonraki gelişme artık Amasya görüşmesinde de alınan karar gereğince Meclis-i Mebusan'ın toplanması. Meclis-i Mebusan, bugün bizim için TBMM neyse, Osmanlı Devleti için de Meclis-i Mebusan odur. 12 Ocak tarihi itibariyle İstanbul'da toplanacaktır. Mustafa Kemal İstanbul'da olmasını istemiyor. Neden? Çünkü azınlıkların, cemiyetlerin, zararlı cemiyetlerin merkezi, işgal devletlerinin birlikleri var. Kendisinin hakkında tutuklama kararı var, toplantıya katılamayacak. Ancak amacını gerçekleştiremiyor. Anayasa gereğince, işte padişah orada bulunduğu için, başkent olduğu için son Meclis-i Mebusan, Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı İstanbul'da toplanıyor. İstanbul'da toplanacak meclise giden delegeler, bütün yurttan milletvekiline ihtiyaç var, mebuslara ihtiyaç var. Seçimle belirleniyor. Seçimleri başarılı bir şekilde tamamlayan, genel itibariyle müdafaa-i hukuk elemanları, yani işgallere karşı direnen isimler oluşturuyor ki bunlar gitmeden önce Ankara'ya uğruyorlar, Mustafa Kemal'le görüşüyorlar ve Mustafa Kemal onlardan 3 şey istiyor. Bir, diyor, ben gelemiyorum ama meclis başkanlığına beni seçin. 2, Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını özetleyen Mısak-ı Milli kararlarını kabul edin. 3, mecliste bir grup oluşturun, adı Müdafaa-i Hukuk Grubu olsun, diyor. Ancak bu 3 isteğinden sadece bir tanesi gerçekleşecektir. Mısak-ı Milli kararları son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda çıkacaktır. Ancak Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulamıyor, oluşturulmuyor.
yerine Fellah-ı Vatan grubu, Vatanın Kurtuluşu grubu kuruluyor ki Nutuk'ta Mustafa Kemal çok öfkelenir, çok kızar onlara. Başkan da seçilmiyor ki yine Sivas'tan itibaren zaten kendi bulunduğu yerde bile liderlik konusunda ayrılıklar ve çatışmalar yaşanmıştı. Reşat Hikmet Bey başkan oluyor. Ancak isteklerinden bir tanesi Misak-ı Milli kararları 28 Ocak tarihi itibariyle son Osmanlı Meclisi mebusanında kabul ediliyor. Nedir Misak-ı Milli kararları? Ben yine şöyle size hani görselinizde güçlensin diye çok basit bir şekilde dikdörtgen olarak haritayı çiziyorum. Ne diyor Misak-ı Milli kararları? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgal edilen Müslüman Arapların yaşadığı toprakların geleceği burada bulunan halkın iradesiyle, halk oylamasıyla belirlenecektir diyor. Şöyle Arap topraklarında halk oylaması diyorum ki hemen burada bir şeye dikkatinizi çekiyorum. İşgal edilen Arap toprakları diyor, işgal edilmemiş olan mesela Mondros'tan sonra 3 gün sonra 3 Kasım'da işgal edilen Musul Misak-ı Milli sınırları içindedir diye hatırlatıyorum. Şurada hemen doğuda Kars, Ardahan ve Batum'da diyor. Şurada da Batı Trakya'da yine halk oylaması diyor. Azınlıklara komşu ülkelerde Müslümanlara tanınan haklar oranında uluslararası eşitlik. Haklar tanınacaktır diyor. Aynı zamanda boğazlarla ilgili olarak diyor ki koşulumuz var ne diyor. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği sağlanırsa dünya ticaretine açılmasına Osmanlı Devleti ile ilgili devletler birlikte karar verecektir diyor. Aslında dünya ticaretine açık olsun diyen birine cevap vermiş oluyor. Boğazlar dünya ticaretine açık olsun diyen Wilson ilkeleriydi. Dolayısıyla diyor ki İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlanırsa dünya ticaretine açık olup olmayacağına Osmanlı Devleti ile ilgili devletler birlikte karar verecektir diyor. Bunun dışında ne var? Bir de diyor ki milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar neyi kastediyoruz? Soru köküdür. Hemen altını çiziyorum. Kapitülasyonları kaldıracağız diyor. Yani ilk kez diye belirtiyorum kapitülasyonlar reddediliyor. Boğazlarla ilgili olarak ortak, ilgili devletlerle ortak karar diyor. Sınırlarla ilgili olarak 1. Batı Trakya, 2. Kars, Ardahan, Batum, 3. Arap topraklarında halk oylaması diyor. Bir de azınlık haklarıyla ilgili hüküm var. Müslümanlara verilen haklar diğer ülkelerde bizdeki azınlıklarla eşit oranda belirlenecektir diyor. Ulusal bağımsızlığımıza vurgu yapılmıştır. Amasya Genelgesi'nde belirlenen Erzurum ve Sivas'la güçlendirilen hedefler, Barış Anlaşması'nın hangi koşullarda imzalanacağının bir anlamda ilanı gerçekleştirilmiş, Türk yurdunun sınırları çizilmiş, kapitülasyonlar reddedilmiş, ancak özellikle belirtiyoruz soru köküdür yine milli egemenlik kavramından söz, milli bağımsızlıktan söz ediliyor, ancak milli egemenlikten söz edilmemiştir. Nihayetinde bu kararlar İtilaf devletlerini kızdıracak ve en son başbakan kimdi hemen hatırlıyoruz. Ali Rıza Paşa hükümeti kararları geri çekmediği gerekçesiyle istifaya zorlanacak. Yerine kurulan Salih Paşa hükümeti de bu kararları çekmeyince İstanbul İtilaf devletleri tarafından 16 Mart 1920'de resmen işgal edilecektir. Fiilen işgal, unutmuyorsunuz sevgili gençler, 13 Kasım'daydı Mondros'tan, 13 gün sonraydı. Buradaki işgal resmen işgaldir. Yani işte Osmanlı'nın elinden başkenti çıkmış demektir. Bu aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermesi anlamını taşımıştır. İşte karakollar basılacak, meclis-i mebusan basılacak, milletvekillerinin büyük bir bölümü tutuklanacak, Malta'ya sürgüne gönderilecek. İstanbul artık Osmanlı'nın elinden çıkacak, meclis dağıtılacak, hatta Genelkurmay Başkanı'dır Fevzi Çakmak, makamından zorla çıkarılacaktır. Bu da aynı zamanda Mustafa Kemal için bir sonuç getirecek. Meclis-i Mebusan basılıp başkent resmen işgal edilince
Bu da Mustafa Kemal'in bir bildiriyle Ankara'da yeni bir meclisin açılacağını ilan etmesi fırsatını doğuracaktır. Ki o mecliste Büyük Millet Meclisi olacaktır. 23 Nisan 1920 tarihi itibariyle. İstanbul'un işgali bu sonuçları getirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi yurdu kurtarmak, bağımsızlığı sağlamak, ulusal birlik ve beraberliği gerçekleştirmek, Misak-ı Milli kararlarını uygulayıp düzenli orduyu kurup Kurtuluş Savaşı'nda cepheler aşamasını, bağımsızlık mücadelesini başlatmak adına eyleme geçecektir. 24 Nisan tarihi itibariyle meclis 23 Nisan tarihi itibariyle meclis açılacak. 24 Nisan tarihi itibariyle Mustafa Kemal meclise bir önerge verecek. Verdiği önergede diyecek ki hükümet kurmak zorunludur. Bu da tam bir TYT sorusudur. Ne demek hükümet kurmak zorunludur? Yani İstanbul hükümetiyle çalışılamaz demeye çalışıyor. Geçici bir hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir diyor. Yani bu ne demektir? Özellikle şöyle geçicinin altını çiziyorum. Yani sürekliyim, kalıcı olan, asıl olan benim diyor. Meclisin üzerinde bir güç yoktur. Yani ulusal iradeyi, millet üstünlüğünü ön plana çıkarıyor. Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplamıştır diyor. Yani güçler birliği diyor. Meclisten seçilecek heyet hükümet işlerini yürütecektir diyor. Bu ne demektir? İcra vekilleri heyeti meclis içinden seçilen hükümet bakan olmak için, hükümet üyesi olmak için milletvekili olma zorunluluğundan söz ediyor ki bu da meclis hükümeti sisteminin işareti olarak tanımlanacaktır. Padişah ve halife de diyor baskıdan kurtulduktan sonra meclisin alacağı kararla geleceği belirlenecektir diyor ki gerçekte de öyle olacaktır. Saltanat 1922'de, halifelik 24'te, meclisin aldığı kararda, bakın burada yine meclis üstünlüğüne vurgu yapılıyor. Kaderi belirlenecek, yani bu iki kuruma son verilecektir. Evet, 23 Nisan 1920'de kurulan Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerine geldiğimizde bir anayasa hazırlamıştır, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Dolayısıyla bu ona kuruculuk, kurucu meclis sıfatını getirir. İhtilalci bir meclistir. İstanbul hükümetine karşı çıkıyor, yeni bir oluşum olarak başlıyor. Güçler birliği anlayışını benimsiyor, yani yasama, yürütme, yargıyı bünyesinde topluyor. Yargıyı hemen hatırlatıyoruz, İstiklal mahkemeleri aracılığıyla yürütüyor diye yargılama yetkisini küçük bir hatırlatma yapıyoruz. Azınlık milletvekillerine yer vermiyor. Zaten azınlıklara karşı yürütülen bir mücadeleden de aynı süreçte söz ediyoruz. Dolayısıyla milli meclistir diyoruz. Meclis hükümeti sistemini benimsiyor. Yani meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır diyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla milli egemenliğe dayalı tam bağımsızlığı hedefleyen yeni bir devlet kurulmuştur diye hatırlatıyoruz ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.